Türkiye tarihin belki en büyük iş ve istihdam kaybı yaşanırken görevi halka gerçekleri açıklamak olan TÜİK'in yeni bir manipülasyonu ve yeni bir yalanıyla karşı karşıya kaldı. Her üç gençten biri birinin iş aradığı, işsizlikten intihar ettiği, bu dönemde TÜİK'in yaptığı açıklama evinde ekmek bulamayan, çocuğuna pantolon alamayanlara karşı büyük bir ayıptır. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre pandemi döneminde işsizliğin hiç yaşanmadığı, hatta işsizliğin azaldığını söylüyor. Değerli milletvekilleri, TÜİK utanmasa Türkiye'de korona hiç yaşanmadı, pandemi dönemine hiç yaşanmadık diyecekler. Hatta bakın sizleri de bizleri de fabrika sahipleri, belediyeler arıyorlar. Ya bize işçi lazım, işçi yok mu diye arıyorlar. Şimdi Özgür Özel'in bir lafı onu da hatırlatayım. Diyor ki bu 2 kere 2 4, reis dese ki 2 kere 2 5, AKP vekilleri reis kerat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti diyecek kadar hakikaten manipülasyon açık, yalan açık bir durumla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, bakın sizin seçmenlerinizin %67'si, MHP seçmenlerinin %89'u bu rakamlara inanmıyor. Yine birçok yalan ortaya çıkıyor. Ne diyor? Türkiye %4,5 büyüdü. İşsizlik azaldı. Allah aşkına gittiğiniz memleketlerde büyüyen fabrika mı var, büyüyen esnaf mı var, büyüyen memur mu var? Büyüyen siz olabilirsiniz, onu biz bilmiyoruz. Yine gittiğiniz memleketlerde kapınıza gelen en büyük sorun ne? İşsizlik. İş istiyor herkese. Belki işsizlik AKP milletvekillerinin yakınları için düşmüş olabilir. Düştüğü gözüküyor. Ama AKP'ye oy veren fakir fukara dahil herkes işsizlikten kan alıyor. Ve bir psikolojik meseleye dönüşmüş durumda, depresyona dönüşmüş durumda, insanlar intihar ediyor. Değerli arkadaşlar, bakın açılan fabrika sayısı 583. Ya yalan olur da bu kadar olur mu? İşsizlik azaldı diyor. Yalan olur da bu kadar olur mu? Değerli arkadaşlar, bakın ben size birkaç rakamı paylaşmak istiyorum. İstihdamda 2019 Nisan ayına göre tam 2.585.000 kişi azalarak 6 yılın en düşük seviyesine iniyor. Sadece sigortalı işçi sayısı Mart ayından Nisan ayına 638 bin kişi azalıyor. Pandemi döneminde 5 milyon kişi gelir kaybına uğruyor. Son bir yılda 3 milyon 13 bin kişi istihdam artıracağız yalanınıza inanmayıp iş aramaktan vazgeçiyor. Açıkladığınız istihdam paketlerine 2,5 milyon istihdam yaratacakken 3 milyon 395 bin kişi faydalanamıyor. Yani nereden bakarsanız tamamı yalan. Bakın birkaç rakamı yine sizlerin dikkatine sunmak istiyorum değerli milletvekillerim. İLO'nun revize edilmiş geniş işsizlik tanımına göre Türkiye'de gerçek işsiz sayısı, dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 775 bin. İş bulma ümidi olmayanlar 1 milyon 310 bin. İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar 3 milyon 150 bin. Mevsimlik işlerde çalışanlar 123 bin. Eşdeğer tam zamanlı iş kaybı 9 milyon 362 bin olmak üzere tam tamına 17.7 milyon insan iş arıyor değerli arkadaşlar. Bu İstanbul'un nüfusundan daha fazla. TÜİK'e hile yaptırarak ya da yalan söyleyerek gerçekleri saptıramazsınız. Berlin işgal edilmiş, Alman radyosu Alman askerlerinin Moskova kapılarına dayandığını söylüyor. Yalan bu kadar olur değerli arkadaşlar. Sizi sadece kendi yakınlarınız için değil, kendi evlatlarınız için değil, bu memleketteki fakir fukara çocuklar için vicdanlı olmaya, onlara yeni iş alanı yaratmaya ve bu komisyonun kurulmasına destek vermeye çağırıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, gerek komisyonda, gerek mecliste arkadaşlarımız neden bu yasaya hayır dediğimizi ayrıntılarıyla anlattı. Ben biraz da biz muhalefet yaparken sizin kabul gerekçelerinizi konuşmak istiyorum. Evet, siz sürekli siyasallaşan bir barodan bahsettiniz. Değerli milletvekilleri, 2010 Çankırı İl Başkanı İdris Şahin aynı zamanda AKP İl Başkanı'ydı. Madem baronun siyasallaşmasından bu kadar rahatsızdınız, neden genel başkanınız birinden birine istifa ettirmedi? Yozgat Barosu başkanınız şu anda milletvekili Yusuf Başar.
aynı zamanda partinizde yönetici olarak görev yapmıyor muydu? Baronun manevi değerleri zedelediğini söylediniz baroların. Şimdi size sormak istiyorum. Herhalde büyükelçilik önemli bir görev. Bu ülkede dinle dalga geçen, makara bakara diyen bir bakanınızı Pırak'a büyükelçi yapmadınız mı? Evet, daha çok cevap verirsin sen. TRT 80 milyonun izlediği Türkiye'nin kanalı İstanbul seçimlerini kazanmak adına Osman Öcalan'ı çıkarmadınız mı siz? Neden barolara bu lekeyi sürüyorsunuz? Ben topluma bu ihaneti yapan bir baro başkanı görmedim bugüne kadar. Diyorsunuz ki teröristlerle ilişkileri var baroların. Bakın şunu söyleyeyim. Ben bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde terörist sıfatıyla yargılanan bir baro başkanı görmedim. Ama 2010 yılından sonra FETÖ ile ortaklaşa atadığınız 3000 hakim bugün terörist sıfatıyla yargılanıyor. Şimdi bu lekeleri neden baroya sürüyorsunuz? Şunu söyleyeyim. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan konuşuyor. Daha bu yasa komisyondayken dedi ki siyasallaşan bir baro diyoruz. Daha yasa geçmeden ilk kurulan baroya geçeceğim dedi. Ne sıfatla? Ne sıfatla? Ha, peki avukatlık mesleğinden hakimliğe geçen, savcılığa geçen bu insanları Bülent Turan'ın bu yaklaşımı bu töhmet altında bırakmayacak mı? Bırakmayacak mı? Siz siyasallaşan bir yargıya bakın. İstanbul'daki seçim hakimlerinin hepsini dağıttınız. Bakın 64,5 yaşındaki ismini veriyorum 6 ay sonra emekli olacak. İbrahim Fikri Talman'ı Van'a yolladınız. Hiç mi Allah'tan korkmuyor bu yargı? Bu adam 6 ay sonra zaten emekli olacak. Şimdi bakın IŞİD saldırısından sonra Cumhuriyet Gazetesi'ni ziyaret eden YASAF'ın yöneticilerine HSYK'nın 2. dairesi kınama cezası verdi. Neden? Siyasete taraf olmayın diyor. Bir sürü gerekçe saymış. Şu anda Antalya'da görev yapan Ali Gündeş Soylu'yu ve Erdoğan'ı övüyor. Milletvekilimiz Gürsel Tekin'e de sosyal medyadan hakaret ediyor. Ve şikayet ettik. Bakın ceza almadı. Siz hiç bu durumdan üzüntü duymuyor musunuz? İşte size siyasallaşan bir yargı. Baroyu da aynı duruma düşürüyorsunuz. Barolara laf söylerken dönüp bir aynaya bakın. Yıl 2003. Arkadaşım da örnek verdi. Bakın. Ahmet Necdet Sezer, Barolar Birliği Başkanı'nı Anayasa Mahkemesi'ne seçtiğine dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Kabul etmiyorum dedi. Sizin arkadaşlarınızdan bunu kabul etmeyecek insan yok. Baroya, lütfen baroya laf atarken bizim baro başkanlarımıza bir bakın. Değerli arkadaşlar, biz uyarıyoruz. 2010'da da yapmıştık, bugün de yapıyoruz. 2010'da referandumdan sonra Türkiye'nin geldiği nokta ortada. Yarın bu barolara siyaseti sokuyorsunuz. Baroları bölüyorsunuz. Baroları kutuplaştırıyorsunuz. Bunun altında kalacaksınız. Biz uyarıyı yapıyoruz. Bakın tüm milletvekilleri günlerce konuştu. Bu hatadan dönün dedi. Bir adım geri atmadınız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin şunu söyledi. Kadın dedi 2002'den sonra adını buldu. Bu
Meclisin kapısında Trabzon ve Düzce baro başkanları vardı. İki kadın baro başkanı vardı. İki gün yerde oturdu. Gelip elini sıkma tenezzülünü göstermedi. Bunu da size hatırlatmak istiyorum.